Dediler ki Türk İş Başkanı ya böyle bizde ekonomiyi yönetilir. Sen kemeri sık, yurttaşın sırtına vergiyi yükle, ücretleri sabit tut. Biz de yaparız böyle Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi. İktidara yakın sendikaların da ses yükselttiğini gördük. Şimdi biraz önce sizin söylediğiniz önemliydi. Enflasyon çok özenli bir hesap yapıldı. Benzin zamları dahi, Cuma günü yapılması beklenen benzin zamları dahi ayın 25'inden sonraya bırakıldı. Neden? Bu ayın enflasyona yansıması diye. Yani bu kadar ince hesap yapıldı, emeklinin maaşına bir yansıması olmasın diye. Şimdi tepki artınca AKP kulislerinde anladığımız kadarıyla emekli maaşı 11.500 lira mı olsun, 12.000 lira mı olsunun hesapları yapılıyor. Şimdi bu nasıl iş? Ben bunu açıkçası anlayamadım. Siz nasıl Şöyle, yorumladınız? aslında bu bile Bilge Hanım bir çaresizliğin, hani halk diliyle söyleyelim, ekonomiyi avare kasnak gibi yönetmenin bir fotoğrafıdır. Israrla kesinlikle zam yok diyorsunuz, planımızı ona göre yaptık diyorsunuz. Bir nebze emekliler tepki gösterince, aa durun ya bir ayarlama yapacağız. Bugün AKP'nin yarı ve tam resmi yayın organlarında hemen 2000 lira ek geliyor, 2500 lira ek geliyor gibi manşetler atmışlar. Hemen hani kaynak yoktu, bak işte varmış. Şimdi son dakikada böyle mi yönetilir gerçekten ekonomi? Siz hem milim milim hesapladığınızı söylüyorsunuz, hem orta vadeli planın planlandığı gibi adım adım iyi gittiğini söylüyorsunuz, hem de yani evet yapılsın, zaten biz de öteden beri onu söylüyoruz, ama kendi dilinizle bütçeye milyarlarca liralık yük getirecek bu artışı yapıyoruz diye kamuoyuna bir haber salıyorsunuz. Ben bunda da çok iyi, şöyle de bir iyi niyetsizlik görüyorum. Acaba kamuoyunun gazını almak üzere ya vardı gibi böyle bir umudu sıcak tutup 10 gün sonra ya bir 500 lira koyuyoruz üstüne gibi bir şey mi yapacaklar? O da belirsiz. Ya halkta böyle alay edilir mi ya Bilge Hanım? Yani Sabahattin Eyüboğlu'nun çok güzel bir sözüdür. Yalanların en alçağı halka söylenendir der. Gerçekten de halka söylenendir yalanların en alçağı. Ve şimdi her ay bunu yaptıklarını görüyoruz. Burada tabii şunu da fark ettiler. Hani Z kuşağı vesaire diye yeni kuşaklardan söz ediyoruz ya. Artık bir E kuşağı var. Emekliler kuşağı. Onlar da bu gidişe karşı hani yeni yeni ben iki yeni dernekle tanıştım. Emekliler kendi aralarında hani bölgesel olarak hatta parti mi olalım diyenler var. Yani birinci parti oluruz hayalini kuranlar var. Bu belki mücadeleyi böler eder o ayrı konu ama onlar da artık hani örgütlü olarak haklarını alma mücadelesinin içine girmek durumunda kaldılar. Ben geçen pazar günü böyle AVM değil ama yani kamuya da açık bir merkezin girişinde bir emekliyle karşılaştım. 74 yaşındaymış. Aynen şunu söyledi bana. Sayın Balbay dedi. Ben mezarda mı dinleneceğim dedi. Temizlik işçisiydi Bilge Hanım. Ankara'nın göbeğinde, yeri de söylemeyeyim. Bir temizlik işçisiydi. Ben mezarda mı dinleneceğim dedi. Yani ağır bir başlık yani. Mezarda mı dinleneceğim? Çok tabii. 74 yaşında Tabii. ve hala çalışmak durumunda. Yaptığı iş de resmen tuvaletleri temizlemek. O işi de küçümsemiyorum. Elbette alın teriyle kazanılan her iş, alın teriyle yapılan her iş kutsaldır. Küçüğü büyüğü olmaz. Ama o işi yapıyordu. Ve ben mezarda mı dinleneceğim? İnanın pazar gününden beri ben kulağımda çınlıyor. Yani ben mezarda mı dinleneceğim? Çok Yani acı. gerçekten sormak lazım. Ve bu zammı da şimdi herkese seyyanen yapıyorlar. Bu o kadar büyük haksızlık ki Bilge Hanım. Benim çevremde de var. İnsanlar var ya, tabii sizler gençsiniz, emeklilik çok daha ileriki yıllarda, yani çok ilerisi gibi düşünüyorsunuz. Ama yarın gelecek o da, hani söyleyeyim size. Hani yarın hemen, hani gelecek de bir gün gelecek derler ya. Şimdi emeklilik maaşının insanlar, örneğin 1.000 lira fazla olması için en üstten en üstten prim ödeyip 2 yıl daha çok çalışıyorlar. Tabii. Niye diyor? Ya diyor 1.000 lira fazla olacak diyor. Bir başkası yine emeklilik maaşının en üstten biraz daha üstten alabilmek için daha doğrusu primi daha yüksek olan bir başka işe geçiyor. Ve bu insanları şimdi geldiniz siz hepsini eşitlediniz ya. Tabii. Hepsini eşitlediniz. Yani o da insanların yıllarına saygısızlık, emeğine saygısızlık, umuduna saygısızlık, gelecek birikimine saygısızlık. Şimdi tabii ücretler Herkesi asgari böyle bir ücret vasatta tabii eşitlediler. ücretler asgari ücret seviyesinde
artık bir ortalama ücret haline gelirken emekli maaşları da en düşük asgari ücret çevresinde kümelendi. Evet, izleyicilerimiz yazıyor, söylediğiniz çok önemli. Hep en düşük emekli maaşını konuşuyorsunuz. Ama benim maaşım en düşük emekli maaşı değil. Belki ben 25 bin lira maaş alıyorum ama geçinemiyorum. Bizim derdimizi de lütfen dile getirin diyorlar. Kesinlikle. O zaman şunu da söyleyeyim. İstanbul'da geçen Salı günü bugün Ekrem Bey ile İmamoğlu ile bir çay içimi sohbetten sonra vapura binmiştim, Karaköy Kadıköy vapuruna. Orada bir emekli, bankacılık emeklisi söyledi. Bankadan emekliyim dedim. 2013 yılında emekli oldum bankadan. O zaman emekli maaşım 1300 dolar karşılığıydı dedim. Şimdi emekli maaşım 800 dolar karşılığı. Benim 500 dolarım nerede diye sordum. Hakikaten yani o insanlar biraz daha yüksek olan belki hani yaşam standardını biraz daha hani rahat yapabiliyor ama o da yılların emeğiyle yapıyor. İşte bankacılık yapmış, ikinci müdürlük yapmış, sorumluluklar almış. İşte emekli olduğunda da işte 1300 dolar karşılığı TL. 1300 doların karşılığı şimdi 45-50 bin liraya yakın. Ama şimdi 800 dolar karşılığı diyor. 800 doların karşılığı da kabaca hesaplıyorum 30 bin liradan az. Alt üst ettiler her şeyi. Bir skala kalmadı. Hani bir skala diye bir şey vardı. Bir düzen vardı. Şimdi salla pati. Çok bastırdılar, 50 lira ekleyelim. Ya şu kesim çok ağlıyor, 100 lira onlara koyalım. Ya devlet hakikaten böyle mi yönetilir? Şimdi emekliler soruyor, benim 500 dolarım nerede? İşte nereye nasıl gittiğinde konuşuyoruz. Yolun sonu yine TÜİK'e çıkıyor. Ama tek sorumlu TÜİK mi? Elbette hayır. Onlar da kendisine verilen talimatı yerine getiriyor. Yani ben ekonomistim diyen Erdoğan yönetimi zaman zaman gözden kaçıyor. Tek suçlu Mehmet Şimşek ya da tek suçlu TÜİK gibi göstermek ne kadar doğru? Şimdi bu şartlar altında acaba Türkiye önümüzdeki 4 yıl seçim olmadan nasıl gidecek, nasıl ilerleyecek? Bu önemli. Geride kalan dakikalarda paylaştığımız bir haber vardı. Türkiye gazetesinden bir kulis haberi. AKP kulislerine dayandırılan bir haber. En az 3 yıl. Seçim yok, AKP kulislerinde böylesi bir konuşma yapıldığı ifade ediliyordu Yücel Kayaoğlu'nun haberinde. Biz Özel'in önerdiği gibi 2026'yı konuşmayacağız ama 2027 başından itibaren bir değerlendirme yapacağız. Seçimler bir yıl önce veya 6 ay önce tarihinden en fazla 6 ay önce ya da bir yıl önce yapılabilir gibi konuşmalar yapıldığı ifade ediliyor AKP kulislerinde. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in de daha fazla seçimi telaffuz etmeye başladığını görüyoruz, öyle değil mi son zamanlarda? Kesinlikle öyle. Tabii aslında tabii bu biraz şunu gösteriyor Bilge Hanım. Yani iktidarlar özellikle AKP döneminde halka şöyle bakıyor. Sen 5 yılda bir oy ver, gerisini koy ver. Ben o 5 yıllık zaman diliminde istediğimi yapayım. Seçime az kalı bir miktar seni göreceğim. Yok öyle bir şey. Yani zaten denetim mekanizmalarının tümünü de ortadan kaldırdıkları için, yani seçimi de hani kendi kafalarına göre nasıl olsa 3 yıl sonra dedikleri için bütün denetim mekanizmalarının çöktüğü, bittiği bir süreç içinde yol almaya çalışıyorlar. Aslında bence en önemli tasarruf denetimdir. Denetlemediğiniz an aslında tasarruf etseniz bile kıymeti yoktur. Çünkü denetlemiyorsunuz. Onları da görmekteyiz zaten. Biliyorsunuz Mehmet Şimşek'in hani makamının tuvaletlerinin yenilenmesi için harcanan para, açıklama yani şuyu vukundan beter derler ya. Ya diyor, biz onu tasarruf dışı tutmuştuk diyor. Biz onu tasarruf dışı tutmuştuk. Ne güzel açıklama. Bu Nasrettin Hoca'nın samanlıkta kaybettiği anahtarı daha aydınlık diyen güneşin altında aramasına benziyor. Sen onu tasarruf dışı tuttun. Öbürü nereden, nereye tasarruf konusu yaptın? CHP'li belediyeleri. Nereye tasarruf konusu yaptın? Maaşları, ücretleri. Yok böyle bir dünya. Bu tablo Bilge Hanım, özlüyor değilim, istiyor değilim, kesinlikle taraftar değilim. Ama IMF'den daha kötü bir durum. Neden? Çünkü IMF geldiğinde bir ülkeye, yani tekrar ediyorum, hiçbir şekilde arzu etmiyoruz. Hemen troller vay IMF'yi özlediler diye kendilerince propaganda yapmaya kalkıyorlar. Geldiği an diyor ki millet kemer sıkacak diyor. Ama diyor devlet de sıkacak diyor.
eşitliyor onu. Ama şimdi ne oluyor? Bir on kendileri sıkmıyorlar, millete sıktırıyorlar. Aslında bu kemer şu an itibariyle artık belde değil. Bu kemer boyunda artık Bilge Hanım. Kemer boyunda. Sıkası beli zaten sıkacak hal kalmadı. Boynu sıkıyorlar artık. Kemer oraya geldi. Tabii IMF. Ben Şimşek'te bir sözüm var Bilge Hanım son. Yanılırsak tabii ki yanıldığımızı söyleriz dürüstçe. Ama Mehmet Şimşek'i günü geldiğinde kirli bir mendil gibi kenara koyacaklar. Şu anda hedefi onu koyuyorlar. Çok profesyonelce kutlamak lazım AKP'nin böyle propaganda yapıcılarını. Herkes Mehmet Şimşek, Şimşek şunu söyledi, Şimşek böyle dedi, Şimşek. Evet yani eğer başarırsa Erdoğan diyecek ki benim atadığım memur böyle yapar diyecek. Başaramazsa çok güvendik böyle oldu diyecek. Ama her hal ve şartı yolun sonunda Şimşek de bu bekliyor. Bence bunu da unutmasın. Pekala, ne dersiniz, erken seçime, ya erken seçim derken seçime yakın bir zamanda mı beklersiniz bunu? Eğer böyle bir gelişme olursa. Muhtemel öyle olacak. Bir de Türkiye'de şu anda görünür tablo erken seçimden çok bir baskın seçimi, seçime zemin hazırlıyor. Baskın seçim, yani erken seçim şudur aslında, gerçek anlamda erken seçim. Çıkarsınız topluma, ey Türkiye dersin, biz seçimleri mesela 2025 yılında dersiniz ki biz 2026 Mayıs'ında seçimi öne çektik dersin. Bu gerçek anlamda samimi bir erken seçimdir. Ama şunu ben hissediyorum, ekonomiyi bir nebze anlatılabilir hale getirince, bir nebze sağdan soldan para bulunca, bir nebze Türkiye'nin pazarlanabilir değerlerini pazarlayıp bir nebze güven sağlayınca diyecekler ki bir gün işte yarın saat 16'da Devlet Bahçeli ile Erdoğan buluşacaklar. O görüşmenin sonrası 45 dakikalık görüşme, diyecekler ki halkımız seçimi çok istiyor, 45 gün sonra seçime gidiyoruz diyecekler. Böyle bir baskın seçim süreci bizi bekliyor diye değerlendiriyorum. Peki o zaman şunu soralım, buraya ekleyeceğiniz bir not yoksa. Bugün Ankara'nın en çok konuştuğu başlıklardan bir tanesini ben bir tabii gazeteci olarak size mutlaka sormak isterim bunu. İyi, Ankara'da ne konuşuluyor? Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde de konuşuluyor. SHP konuşuluyor. SHP yeniden bir anda kuruldu. Nasıl kuruldu, ne oldu onu biz merak ediyoruz. Şöyle ki SHP 28 Haziran 2024 tarihi itibarıyla yeniden kuruldu. Karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı. Bakın arkadaşlarım getirdi ekranlara. Yeni kurulan SHP'nin adresi de işte Karanfil Sokak, Çankaya, Ankara olarak belirlendi. Şimdi bununla ilgili ortaya atılan bazı iddialar vardı Sayın Balbay. Kemal Kılıçdaroğlu'nun merkezinde olacağı veya başkanlığını yapacağı bir parti olacağı yönünde bazı iddialar vardı. Kılıçdaroğlu cephesinden yakın isimlerden sert bir dille yalanlama geldi. Bu arada Murat Karayalçın'ın önemli bir açıklaması vardı. Diyor ki biz iktidara yürüyoruz. Yeni bir bölünmeye asla fırsat vermemeliyiz. Bugün Fransa'daki seçimlerin sonucunu da birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne sermiştir bu durum. Bölünemeyiz açıklamasını yapıyor. Peki o zaman şunu soracağım. SHP ne oldu da siyaset sahnesine döndü? Nasıl döndü? Ne dersiniz? Şimdi tabii Bilge Hanım bu da oldu. Yani Türkiye'de artık şaşırmamak lazım ama bu da oldu diyoruz. Faili meşhur bir parti kuruldu. Ortaya çıkmıyor genel başkanı ya da yönetim kadrosu, bizi demiyorlar. Tabii bu, ben de şunları çağrıştırdım. AKP'nin siyaset yapma biçimini bir nebze artık biliyoruz. Burada sen bir şey yapamıyorsan seçeneğini çürüt. Mesela yaparsa yine AKP yaparın, zaten Türkçesi bu. O nedenle bizden başkası yok ki zaten yapacak gibi bir yöntemi geçmişte zaman zaman denediler. Şimdi daha çok denemek isteyecekler. Örneğin ben AKP'nin yayın organlarını görüyorum. Olağanüstü bir Özgür Özel güzellemesi, olağanüstü bir Ekrem İmamoğlu taşlaması. Deyim yerindeyse Özgür Özel'i taçlandır, Ekrem İmamoğlu'nu taşla diye böyle bir kendi içlerinde böyle bir yayın, en azından köşelerde vesairelerde görüyoruz. Ben bunu böyle bir hedefin parçası olarak görüyorum. Bugün grup toplantısı var Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in. Son zamanlarda o grup toplantısının da
iktidara yakın medyadaki yani %90'dan bahsediyoruz aslında. Yavaş yavaş yayınlanmaya başladığını görüyoruz. Sayın Balbay bakalım bunu evet. Görecek miyiz? Yayınlayacaklar mı? Tabii hani değil mi düğün değil bayram değil. Böyle bir planlama yaptıklarını görüyoruz. Tabii şu anda bu yorum erken ama hani Erdoğan'ın fiilen hani geçmişte yaptığı gibi rakibini seçme gibi bir planı artı rakibini parçalama gibi bir planı artı rakibini etkisizleştirip onun alternatif olamayacağını anlatma planı çok böyle çoklu bir planın parçası bu Bilge Hanım. Küçümsememek lazım. Ben 2007'den beri 2007 seçimleri ampul patladı dendi. Patlamadığını gördük. 2011 seçimleri bu kez tamam Kılıçdaroğlu o kadar büyük projeler getirdi ki bitti dendi. Bitmedi. 2015 seçimleri gerçekte AKP iktidardan düştü ama ne dediler Bilge Hanım? Halk hatasını düzeltecek dediler. O durdurulabilirdi. Durdurulamadı. 2015 seçimleri, 7 Haziran seçimleri 1 Kasım'da tekrarlandı, AKP tekrar geldi. 2018, Muharrem İnce ile bu kez tamam, Fikrimin İnce Gülü vesaire ama orada olmadı. 2023, hakikaten bu kez tamam dendi. Sokakta %60'ın altında diyene neredeyse hain ilan ediyordu bizim çevremizdeki insanlar. Bitti dendi. O ne, bunu şu nedenle anlatıyorum. Önümüzdeki dönemde AKP'nin yapacaklarını küçümsememek lazım. Erdoğan seçimi kaybetme yöntemi olarak gerekirse AKP'yi de kapatır. Başka bir şey oluşturur. Asıl olan saray iktidarı zaten. O nedenle önümüzdeki dönemin iki ana süreci var. Bir CHP'nin büyüyerek devam etmesi, iki AKP'nin başkalaşarak bu topluma ben yeni bir şey sunacağım demesi. Çünkü üçüncü seçenek gelişemeyecek artık. Bu görüldü. Musahat Dervişoğlu yapamayacak. O bir dizi ölçeki arayışlar parçalandı. Şimdi CHP'ye de iki türlü bakacaklar. Şu anda dört aktör sunuyorlar öne. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Ve bilerek bunları kendi aralarında bir ayrıştırma var havası vermeye çalışıyorlar. Bir bu, bir de SHP gibi yeni partiler kurup orada parçalama olabilir gibi bir arayış içindeler. Ben şunu da söyleyeyim, örneğin bunu kendileri şöyle yapıyorlar Bilge Hanım, AKP açısından. 2023 seçimler öncesi denediler bunu. Merkez sağda yeni bir iki parti kurdurup İYİ Parti'ye karşı o yeni partilerin biz Erdoğan'ı destekliyoruz demesini sağlamaya çalıştılar. Tansu Çiller bunu denedi. Tansu Çiller'in bu denemeyi yapıp eski merkez sağcılardan ya bir parti kuralım, Tayyip Bey zaten iyi götürüyor ama merkez sağ onun etrafına diyelim teklifini götürdüğü kişiyle konuştum. Dedi ki biz kabul etmedik, ahlaki bulmadık dediler. Yani hakikaten oyun çok ama benim inancım iktidara yürüyen hareketler parçalanmazlar. İktidar umudu zayıflarsa parçalanırlar. Şimdi CHP genel iktidara yürüyor. Bir nebze akıl varsa parçalanmayacaktır. Bir nebze hani ufku görüyorlarsa